Herkes günün bir vaktini arıyor. O vakitte Rabbine yöneliyor, tövbe ediyor, istiğfar ediyor. Rabbinden hakkıyla bir bağışlanma talep ediyor. Böylelikle günün bereketini ve bu bereketin ömrün nihayetine kadar sürmesini talep ediyor. Hakikat, gerçekten bu yaptıklarımız yetmiyor mu? Yoksa eksik bıraktığımız bir şeyler mi var? Eksiklerimiz mi hayatımızı kolaylaştırmaya engel olan? Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. O sabredenleri, o doğruluk ve dürüstlükle gidenleri, o divan duranları, o Allah yolunda harcama yapanları ve seher vakti Allah'tan bağışlanma dileyenleri. Müjdeyle devam edecek bir hakikatten bahsediyor Hazreti Allah. Tarih boyunca gelmiş olan bütün evliya, ulema ve büyüklerimiz bizi seher vaktinde uyumaktan alıkoyuyor. Sabah namazından sonra güneş doğana kadar bekleyin. Allah-u Zülcelal rızıkları dağıtıyor. O vakitte uykuda olmayın deniliyor. Böyle yaptığımız zamanlarda dahi pek çok sıkıntıyla karşı karşıyayız. Hoş, bu dünya sıkıntısı bitecek gibi durmuyor. Bitse ömür son buluyor. Madem ki bu ömrün sıkıntısı bitmeyecek, o zaman bunun içindeki genişliği, zevki, tatmini nereden bulabiliriz? Allah-u Zülcelal sabretmekten bahsediyor. Ama bu sabır başımıza gelenlere karşı değil sadece. Aynı zamanda nefsimizin isteklerini de kapsıyor. Nefsinin isteğine sabretmeyenin seher vakti bekleyişi anlaşıldığı üzere bayağı bir eksik kalıyor. Hem gün boyunca her türlü dedikodu yapılacak, boş laf söylenecek ve nefsinin bütün isteklerine eyvallah edilecek, hem de seher vaktinden hayır ve bereket beklenecek. İşte bu durumda seher vaktinde beklemek nafile bir bekleyiş oluyor. Sadıklardan olmak lazım diyor Allah-u Zülcelal. Sözünün eri olmak, sözünden caymamak, ağızdan çıktı bir kere, bu işin dönüşü olmaz demek gerekiyor. Heyhat! İnsanların sözleri yetmiyor artık. Hatta sözleşmelerin bile madde sayısı bitmek bilmiyor. Anlıyoruz ki seher vaktinde beklerken gün boyunca sadıklardan, sözünün eri olanlardan olmak gerekiyor. Yetmedi diyor Hazreti Allah. Doğruluk ve nefse karşı sabır yetmedi. Bir de itaat etmek gerekiyor. İnsan için asıl mesele işte burada başlıyor. İtaat edebilmek için önce nefse karşı sabırlı olmak gerekiyor. Sonra da sözünde dosdoğru olmak gerekiyor. Ancak bunlardan sonra itaat insana ikram ediliyor. Öyle bir ikram sofrasıdır ki Allah'a, Resulüne ve onun ehli beytine itaat muhabbetiyle bizlere imkan olarak sunuluyor. Bu imkandan sonra insan dünya neymiş, kendisi neymiş, ne kadar muhtaçmış anlamış oluyor. Yetiyor mu? Hayır. Bu da yetmiyor. Müslümanın Müslüman gibi o seher vaktinde Rabbinin rızasını kazanabilmesi için bir de infak etmiş olması gerekiyor. Aa, bu kısım zenginlere kaldı. Benim param yok. Demeyin sakın. Daha önce de bahsetmiştik. İnsanoğlu odur ki günde bir ekmek alacak parası olsa onun bir diliminin bir köşesinden bir parçayı bir karıncaya ikram etse infaka hasıl olmuş oluyor. İnfak dediğiniz parayla yapılan bir şey değildir. Ömürdür, zamandır, hizmettir, davadır. Bütün bunlar bir araya geldiğinde infak ancak infak olandır. Olunca verene cömert denilmez. Bu biraz da unutulmuş olandır. Öyle bir hikmet görüyoruz ki karşımızda. Allah-u Zülcelal'e hakiki bir tövbe, hakiki bir istiğfar, hakiki bir bereket olabilmesi için nefse karşı sabır, caymazcasına doğru bir söz, Allah'a, Resulüne, Ehl-i Beyt'e itaat ve sonra hakiki bir infak gerekiyor. Bu şartlar yerine gelmeyince seher vakti bekleyiş, manzaraya karşı boş boş oturmak oluyor. Halbuki bu işin bir lezzeti, bir de muhabbeti var. Rabbim ikisinden de nasiplenenlerden eylesin. İşin hakikatine gelince, vakti seher ömrün sonu.
Sen düşün ki bugün işte o gün. Sen düşün ki bugün son gün. Son gün bil, son gün gibi yaşa. Bak bakalım o gün hala nefsinle hareket edebilecek misin? Hadi kalın sağlıcakla.